anlaşıldı. Bağlantı kesiliyor. Destek ne zaman gelecek? Üstünde çalışıyoruz. Beklemede kal. Desteğin gelmesini bekleyemem. Onları peşimden gönder. Emirleri uygula. Deniz, yerinden ayrılma. Destek yolda. Ama Timi bir, bunu görüyor musunuz? Burada bir tür parazit var. Bu da ne? Buldum seni. Neredeydin? Problem çözüyordum. Üstün çok tozlu görünüyor. Bazen toza bulanman gerekir efendim. Atımları ölçtün mü? Evet, bunun için kasaya gittim. Johnson'dan biraz tetrasen istedim. Ama anlaşılan stokta bulundurmuyormuşuz. Yenisi inanamayacağın kadar pahalı. Fiyatı sonradan arttı. 90'larda çok ucuzdu. Yani uygun yerlere bakarsan hala biraz bulabilirsin. Tetrasen satan bir sokak çetesi mi buldun? Eski yazıcı kartuşları. Zamanında 15 dolara satılıyordu. Şu azı versene. İşte. Al. Sağ ol. Yöneticilere bunu 20 yıllık bir parçada çalıştırdığını söyleyeceksin değil mi? Çalıştığını göstereceğim ve sonra prototiple üretim modeli arasındaki farkın bu olduğunu söyleyeceğim. Tamam. İç bu keyrik sıfıra kadar eğrildi. Mercek izleme açık.
Hizalama verileri girildi. Başlamaya hazırsın. Sen başlat. Başka materyaller üstündeki uygulamalarını düşünürseniz bu büyük bir şey olabilir. Metaller örneğin çok düşük çaba ve gürültüyle parçalanabilirler. Beton, kauçuk, hepsi de şiddetli ısı değişimlerine karşı savunmasızdır. Evet, bu proje komando tümü altının talebi üzerine başladı. Luanda'daki kuşatmadan sonra bize geldiler ve düşmanın su kaynağını anında dondurma ya da kaynatma yeteneği için talepte bulundular. Şimdi bu cihaz orada. Düşmanı çıkmaya zorlayabilirmiş. Canlılarda deneyebilir miyiz? Buradaki amacımız başlangıçta bu değildi elbette. Test etmek istiyoruz. Gönüllü var mı? Bunu deneyeceğiz beyler. İsterseniz geçip oturun. Sonraki adımlarımızı konuşalım. Olur mu bu taraftan? Buyurun. Evet. Ne istiyorsun? Vicdanının rahat etmesini mi? Deneyi bir parça biftek üstünde yap öyleyse. Benim istediğim bu şeyi başta tasarladığımız amaçla... ...kullanmak. Bir caydırıcı. Kimse insanların ciğerlerini kızartmaktan bahsetmedi. Bu savaş. Bizim yaptığımız iş bu. Beni işe alırken ne diye pazarladığını hatırlıyor musun? Savunma. Bu hala yarı yarıya doğru. Ama savaş iyi iş. İnsan kaçakçılığı da. Biz DARPA için çalışıyoruz Mark. Biz devlet için çalışıyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmem ama dördüncü savaşın taş ve sopalarla savaşılacağından eminim. Taş ve sopalar. Evet. Albert Einstein'ın sözü. O da devlet için çalışıyordu. Hı hı, doğru. Ona sorarsan o da en iyi günleri olduğunu söylemeyecektir. Hı hı. İnsan derisini kaynatma konusunda o da benimle aynı fikirde olurdu. Tam duyu geri bildirimli protez uzuvları hiç düşündün mü? Ah, protezler savaş kazanmaz. Sen de duydun mu? Bu içindeki bilim insanının ölüm sesiydi. Adamlarına ışını nasıl kullanacaklarını öğrettin mi? Öğrettim. Güzel. Öyleyse toplanmaya başlayabilirsin. Biraz daha açık konuşur musun? Hı-hı. Şu dürbünü görüyor musun? Hiperspektral dürbün. Şu an özel kuvvetler tarafından Doğu Avrupa'da Moldova Savaşı'nda kullanılıyor. Biliyorum. Sağ raporunu okudum. Ama bu raporu okumadın. Orland beni şahsen aradı. General Orland. Burada işlerin çok hassas olduğunu söyledi. Ve bir şeyler görüyoruz dedi. Tamam. Ne gibi? Bana söylemedi. Video kaydını paylaşmadı. Ne gördüklerini anlatmıyor. Sadece danışmanlık yapmak için baş mühendisin oraya gelmesini istiyor. Bak. Bu gözlüğü adamlarımızın güvenliği için sen icat ettin. Şimdi yardımına ihtiyaçları var. Bunu savunma olarak düşün. Diktatörlükten kalan unsurlar. Ve en büyük desteği genelde ülkenin kuzeyinde, Rusya sınırında ve burada başkenti görüyorlar. Sorun şu ki güçleri çok iyi eğitimli ve tüm bu şeyi bir iç savaşa çevirmekle tehdit ediyorlar. Moldova Ruslara aitti, kaybettiler. Bağımsızlığını kazandı ama iç çekişmeler devam ediyor. Bir açıdan bir direniş var. Eski rejimin seçkin askerlerinden oluşuyorlar. İyi eğitimliler ve tehlikeliler. Diğer tarafta halkın çoğu var.
Rejimin bayraklarını yakıyor ve yeni bir hükümeti istiyorlar. İç kargaşa karmaşık olsa da aşina olduğumuz bir durum. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ama kameranın bulduğu şey tamamen yeni bir iş. Bu videoyu Yukom'a gönderemem. Şaka olduğunu düşünürler. Savunma Bakanlığı'nda şakayı sevmezler. Normalde öyle. Çavuş, dürbünü hazırla. Bu kayıtlarda olanların bilimsel bir açıklaması olduğundan eminim ama sen bunu verene kadar komuta zincirine yukarı göndermeyeceğim. Bitti mi? Evet efendim. Hemen dışarı çık ve kapıyı kapat. Emredersiniz. Burada hiç kimse bunun ne olduğunu anlayamadı. Bu şu anda sana açıklayamayacağım sebeplerden tüm operasyonumuzu sekteye uğratma riski taşıyor. Hemen bir yanıta ihtiyacımız var. Oturabilir miyim? Çabuk fark ettim. Son 3 haftada 5 farklı miğfer kamerası benzer şeyleri kaydetti. Elektronik istihbarat teknisyenimiz bunun sadece parazit olduğunu düşündü. Bu parazit değil. Beni buraya kadar parazit için getirmezdiniz. Yani sen ne olduğunu düşünüyorsun? Hayır, ben senin fikrini merak ediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Henüz. Ama bir açıklaması olmalı. İlk görüldüğü nokta orası. Buna benzer 3 vaka daha oldu. Sonuncusu farklıydı. Bir Delta Force üyesiyle ilgili olması özellikle hassas yapıyor. Bu CIA'den Fran Madison. Buradaki özel kuvvetlerin çoğu CIA gizli operasyonları tarafından yürütülür. Devam etmeden önce bunu imzalaman gerek. Bu nedir? Bu bir SCI yemini. Özetle anlatılan şeyleri açıklarsan hapis cezası alacağını bildiğin yazıyor. Emredersiniz. 3 gün önce şehir merkezindeki bir binaya baskın düzenledi. Bağlantımız sık sık kesiliyordu ve adamlarımızdan biri gruptan ayrıldı. Sonunda bulunduğu yerde öldürüldü. O herkesten fazla yaklaştı. Gerekenden fazla. Çavuş Chris Davis. 3 dönem çatışma tecrübesi vardı. En iyilerden biriydi. Son birkaç haftada şehrin her yerinde aynı şekilde öldürülmüş cesetler buluyoruz. Otopsiler hiçbir açıklama getiremiyor. İç organları donmuş haldeyken derilerinde yanma ve çürüme belirtileri oluyor. Müttefik Moldova ordusunun verdiği tek tepki şok, şaşkınlık ve elbette öfke. Gençler cesetlerin bulunduğu yerlere soykırım ve Aratari yazıyor. Soykırım ve... Aratari. Yerel bir efsane. Savaşın hayaletleri. Kabus gibi. Tam çevirisi bu. Çok şiirsel. İnsanların batıl inançları var. Savaşın getirdiği vahşetin... bir tür doğaüstü şeyi canlandırdığını düşünüyorlar.
alternatif bir teorinin olmasını umuyoruz. Ne diyorsun? Yeni bir isme ihtiyacımız var. Bunun dışında? Verilerin bir kopyasını verin ve zaman Hayır, tanıyın. Hayır, bu mümkün değil. Bu şeyin ne olduğunu hemen bulmamı istiyorsunuz? Senin değerlendirmeni istiyoruz, evet. Bir değerlendirmem yok. General, bence eldeki teoriyi komuta zincirinden yukarı göndermeliyiz. Bunu yapmak istemiyorum. Tamam. Elinizdeki teori ne? Teşkilat bunun bir tür kamuflaj teknolojisi olduğunu düşünüyor. Aktif kamuflaj giyen isyancılar. Bu ülkede bu kadar gelişmiş bir şey. Merkezi rejimin aktif kamuflaj üstünde çalıştığına dair bazı bilgiler var. DARPA bunun üstünde uzun zamandır çalışıyor. Çalışan bir prototipe bile hala yıllar var. Belki biri sizi geçmiştir. DARPA bu sahada liderdir. Bundan emin misin? Rejim silah araştırmasına büyük yatırım yaptı. Yolsuzluklar, gevşek denetim. Bir askeri laboratuvardaysan ve gizlilik istiyorsan burası harika bir yer. Ha, tamam. Varsayalım bu bir kamuflaj teknolojisi olsun. Ölüm sebebini nasıl açıklıyorsunuz? Doğrudan kurbana uygulanan bir tür şok. Bu tahminden ibaret. Bizim işimizde tahminde bulunmamız gerekir. Benim işimde ispatlamamız gerekir. Teknisyeninizin işi hataları bulmak. Bu yüzden hata görüyor. Sizin işiniz düşmanı bulmak. Bu yüzden düşmanı görüyorsunuz. Halk hayaletlere inanıyor, hayaletler görüyor. Herkes bir şekilde ön yargıya sahip. Şu anda size sadece bu teorileri destekleyecek verimiz olmadığını söyleyebilirim. Tamam. Kesin bir cevap vermek için neye ihtiyacın var? Öncelikle daha iyi bir görüntüye. Benim aradığım şey de bu. Daha iyi bir görüntü. Nasıl? Burada efendim. Bu kadar. Bunu DARPA'dan getirdim. Hiperspektral kamera. İnferlerde kullanılanların daha güçlü bir modeli. Işık tayfında daha derinleri görür. Yani görünür ya da görünmez. Orada bir şey varsa bu şey onu yakalar. Bu şeyi bir delta aracına monte edebilir misin? Bence sorun olmaz. Tamam, güzel. Şehirde her gün görevlere çıkıyoruz. Bunu teknisyenimize teslim ederiz. Ona nasıl kullanacağını anlatırsın. Bu kamerayla arama bir teknisyen koymam. Yani sen kullanmak istiyorsun. O görüntüyü istiyorsanız hızlı bir tepki zamanla ihtiyacınız olacak. Gelecek görevde Delta ile gideceksin. Seni bu şeye yaklaştıracaklar. Bana o görüntüyü verirsen Virginia'ya bavulunu bile açmadan dönersin. Vay vay vay. Tol şuna bir bak. İnanabiliyor musun? Aracımıza bir kamera monte ettiğini söylediler. O 50 kalibreyi sökene kadar sorun yoktu. Makineliği bir kamera takmak için mi çıkardın? Burası kamerayı monte etmek için yeterince geniş tek yer. Bunu anlayabiliyorsunuz öyle değil mi? Biliyorum kötü bir fikir gibi gelebilir. Biz alışık olduğumuzu kullanmayı tercih ederiz. Doktor Klein, bunu anlıyorsun değil mi? Alışık olduğunuzu mu? Hayır, aslında anlamıyorum. Bu araç defalarca hayatımızı kurtardı. Anlıyorum. Bu aracı üretenler zaten Dr. Klein'in ekibiydi. Dr. Klein DARPA'da çalışıyor. Onun grubuyla çok yakın çalıştım. Virginia'daki tesislerine gittim. Seni gördüğüme sevindim doktor. Ben de sevindim yüzbaşı kamera. Bu araçları geriye dönük olarak daha dayanıklı ve hafif zırhlarla donattılar. Mekanik taşıyıcıları tasarladılar. Bu şekilde ağır şeyleri kaldırıp belinizi incitmenizi önlemiş oldular. Doktor Klein'in testislerinizi koruyan o kevlar giysiyi tek başına tasarladığınıysa söylemiyorum. Bu yüzden bu ekip Doktor Klein için sadece iyi niyet besleyecek. Binbaşı Sessions. Yüzbaşı, adamlarını gönder. Binbaşı, bu Doktor Klein son 5 yılda 10 kere grubumuzla birlikte çalıştı. Daha önce hücum timiyle sahaya çıktın mı? Hayır efendim. İyi bir adamdır binbaşı. Harika. Sadece çatışma görevlerine turist götürmekten hoşlanmıyorum. Efendim ben turist değilim. Bir M4 taşımıyorsan turistsin. İsterseniz taşıyabilirim. Binbaşı, hedefi bulması için sahada Doktor Klein'e ihtiyacımız olacak efendim. Ekipmanın hazır olması ne kadar sürer? Birkaç saat. İş görecek mi? Yeterince yaklaşırsak. Beni iyi dinle çavuş Davis. Yeterince yaklaştı. Delta'nın en iyi komandolarındandı. Bu defa ekipmanın 1. sınıf olmasını sağla.
Kardeş gibiydiler. Anlıyorum. Önemli değil. İyi akşamlar doktor. Duyduğuma göre birbirinize kanınız kaynamış. Bana fazla ciddi göründü. Evet. Sen de öylesin. Buraya bu şeyi bulmaya geldim. Ve bunun için bizimle operasyona gelmeye hazırsın. O da öyle. DC'den çok fazla baskı görüyor. Bir cevap istiyorlar ve vermek onun işi. Yani adını görev listesinde gördüğümde bunun öncelikli olacağını anladım ama ikinizi birden yerleştirmeleri... Benim için endişelenmene gerek yok. Senin için değil, o şey için endişeleniyorum. O bir kamuflaj teknolojisi olmasını umuyor. Sence ne olabilir? Hiçbirimizin düşünmediği bir şey. Beyler, dün akşam saat 6'da Utah timi Durlesti'de bir keşif görevine çıktı. İsyancılar tarafından saldırıya uğradılar. Çatışma sırasında telsiz konuşmalarını dinledik. Ama parazit çok fazlaydı. Hedef buradaki 5 katlı bina. Timden geriye kalanların 4. katta kuzeybatıya bakan dairede olduğunu düşünüyoruz. Şehrin isyancıların elindeki bölgesinde olacağız. Yani çatışma çıkabilir. Son bir şey daha. Adamlarımız yakalanmadan önce hiperspektral anomali dediğimiz bir şey gördüklerini bildirdiler. Göreviniz hızlı bir kurtarma olacak. Adamları alıp oradan çıkacaksın. Ancak çatışma çıkarsa anomalileri etkisiz hale getireceksiniz. Etkisiz hale mi getireceğiz? Nasıl? Peki karşımızdaki şey ne? Bunların gelişmiş elektronik kamuflaj giymiş düşman askerleri olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden ateş ederken iyi nişan alın. Eğer ne olduklarını bilmiyorsak belki de yapamaz. Affedersin. Gereken... Bir şey mi eklemek istiyorsun? Eğer kamuflaj teknolojisi giyiyorlarsa olabildiğince sağlam getirmek zorundayız. Doktor Klein ve Ajan Madison sizinle birlikte göreve gelecek. Doktor Klein, miğfer kamerası görüntülerinizi takip edecek. Konvoydaki 2. emrap aracında olacak. Binbaşı Session kurtarma operasyonunu gerçekleştirecek. Bağlantıyı koruyun, malzemelerinizi alın. Pekala çocuklar, terk edilmiş bölgeye giriyoruz. Yoğun isyancı varlığı bekleyin. Thank you.
isyancı cesedi var. Utah. Tatminden Hagop yanı buldum çatışmada. Öldüğü onaylandı. Bu adamların hiçbiri kurşunla vurulmamış. Ben Alessio. Beşinci kata çıkıyorum. Yüzbaşı, orada hareket var. Sol, saat iki yönüne bak. Nerede? Bir şey görmüyoruz. İşte orada. Tam önünde duruyorsun. Bir hareket izi. O küvetin altında bir şey var. Altındaki şeyi sana bırakıyorum. Merak etme. Bir. İki. Üç. Comstock'u bulduk. Yaşıyor. Bilinci yerinde. Tekrar ediyorum. Utah timinden çavuş Comstock'u bulduk. Hey dostum. Timin kalanı nerede? Yukarıdalar. Ama hepsi öldü. Derilerinin altına girdi. Derilerinin altına giren ne? Gördüm. Ne? Örtü. Buzdan bir örtü gibi. Hey. Utah timinin kalanı nerede? Öldüler. Evet. Hepsi öldü. Hepimiz öldük. Cesetler nerede? Dediğim gibi üst kattalar. Siz görmediniz. Ben gördüm. Tanrı'ya inandığımı bilirsin John. Bu Tanrı'nın tam tersi. Dur. Bu kim? Bu kamera. Dönmesini söyler misin? McFadden, geri dön. O odayı daha net görmek istiyoruz. Burada bir şey yok. Tam burada duruyor. Mac. O şeyi şu anda ikimiz de görüyoruz. Tam görüş alanımda. Ne? Bu mu? Bu bir leke. Herhalde bu aptal dürbünler yüzünden. Hayır. Söyle, yeniden taksın. Mac, dürbünü hemen geri tak. Mac, hemen dedim. Bu da ne? Ateş et. Sen de gördün mü? Kurşun içinden geçti. Iskaladı mı? McFadden ıskalamaz. Binbaşı, McFadden'ı kaybettik. Beşinci katta kuzeybatı köşesinde bir hiperspektral hedef var. Ağır mermilere ve 203'le de geçin. Bu şeyi etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Çekilmelerini söyle. Orada! Hemen çekilmelerini söyle. Hayır, olmaz. Buradan eli boş dönemeyiz. Ben eli boş döneceğini garanti ediyorum. Çıkın oradan, tüm timler hemen tahliye edin, çabuk araca geri dön.
Çabuk 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 hadi. Tamam buraya. Güney cephesinden çıkıyoruz. Dalvolt Komsok Rüder Bekir'in yanımda. Beş adamı kaybettim. Buradan birlikte çıkacağız ve birbirimize yakın kalacağız, tamam mı? Öldüğünü gördüm. Ne? Öldüğünü gördüm. Tamam. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hey. Eve gidiyoruz. Tamam. Hey. Sakin ol. Bana bak. Bana bak. Onu gördün mü? Evet. Gördün mü? Ne kadar yaklaşabildin? Onunla saatlerce aynı odada kaldım. O küvet hayatımı kurtardı. Hissedebiliyordum. Tamam. Hissedebiliyordum. Hayır, sıkı tutunun. İki şoför de ölmüş. Acil lima 2. Mayına çarptık. İki araçta imha oldu. Şu anda hedef binanın 3 kilometre güneydoğusundayız. Bağlantı net değil. Aterjiniz çalışmıyor. Elbette. Sana araçlar havaya uçtu diyorum. Sığınacak bir yer bulmalıyız. Crane! Kamerayı bırak. Hadi Crane! Bu
İçeri getirin. Raporlar. Emin. Kim yaralandı? Sanırım bileğim kırıldı. Orada bir helikoptere ihtiyacımız var. Denemeye devam et. Archer Lima 2, Archer Lima 2. Burası Kama Timi 1, tamam. Kama Timi 1, cevap verin, tamam. Duyuyor musunuz? Tamam. Archer Lima 2, burası Kama Timi 1. Duyuyor musunuz? Tamam. Hey. Nasılsın? Yaralandın mı? Hı. Tamam. Başını mı çarptın? Hı? Başın. Bayıldın mı? Evet, sanırım. Binbaşı. Başını kötü çarpmış. Ben bir bakayım. Göz bebekleri çok büyük. Efendim, arıyorum ama cevap vermiyorlar. Bir sinyal alıyorum ama anlaşılır bir cevap duymuyorum. Denemeye devam et. Şoke olmuş. Gözünü üstünden ayırma. Archer Lima 2, burası Kama Timi 1. Duyuyor musunuz? Tamam. Orada herkes cevap iyi mi? Verin, tamam. Sağ ol. Evet. Diğerleri nerede? Yutah'ın kalanı nerede? Ben Çavuşcan. Yutah timindeydim. Dün gece gelen ikinci timdeydik. Tam 8 kişiydik. Utah için kesinleşen bir kayıp var mı? Şu kadarını söyleyebilirim. Çavuş Comstock bu yılki Noel kartınıza yer almayacak. İsyancıların Comstock'ı öldürdüğünü gördüm. İsyancı mı? Bu adam ciddi mi? Hangi taşın altındaydın ha? Ben telsiz operatörüydüm. Bağlantıyı kaybettik. Bütün gece aracın içinde bekledim. Aktif kamuflajı hiç görmedim. Aktif kamuflaj mı? Bakın böyle bir şey olsa bile ki yok. Bir insan nasıl aktif kamuflaj giyip duvardan geçebilir? Ya da zırh delen kurşunları yiyip de ayakta kalır. Pekin onlardan birine 150 kurşun boşalttığını gördüm. Bu şeyler en az 19 adamımızı öldürdü. Ve ne olduğunu bilmiyoruz. Klein. Sen gördün. Neydi o? İnsan. İnsan biçimi vardı. Bana baktı, bilinçliydi. Bir bireydi. Gördüğü şey açıklayacak bir şey var mı? Hayır. Hala çalışan tüm dürbünleri toplayalım. Evet. Benim dürbünüm mayına çarptığımızda parçalandı. Evet, benim de. Çalışmıyor. Dürbünleri unutun. Nasıl olsa şarj edemeyiz. Peki ne yapacağız? Onları nasıl göreceğiz? Belki kamera hala işimize yarar. Yüksek bir noktaya ulaşırsak daha geniş bir alanı görebiliriz. Bana yardım eder misin? Hadi gidelim, yürüyün, yürüyün. Her yerdeler. Bir şey onları durduruyor şu an. Bir tür siyah kum. Evet, ben o kuma düştüm. Hatta elimden çıkarmak için uğraşıyordum. Bakayım. Eskin metal parçaları. Bu demir tozu. Bu saf demir. Evet. Etrafını saran bir iz halinde devam ediyor. Bu bir engel. Biri dökmüş olmalı. Yalnız olduğumuzu sanmıyorum. Gelin yukarıyı kontrol edelim.
Doğrult ve ateş etme. Doğrult ve ateş et. Sen diğer duvarı tut. Bunu nereden bulduklarını ve başka kimlerin olduğunu sor. Bin. Deyunde ya vetarma. Good woman in my suntaycin fabrika. Fabrikada başka kim varmış onu sor. Ve silahları var mı? Maya veci alte arme. Simota puşka. Ni boyako. Ni kogarni. Ni stavutu. Slovensiz var. Samos var. Burada yalnız olduklarını söylüyor. Sadece bir silahları varmış. Burada asker yokmuş. Hiç kimse yok. Binbaşı Sessions! Sorun ne? Bu fabrikanın kendi anten kulesi var. Güçlü bir sinyal yayıyor. Peki sorun ne? 30 kilometre içindeki herkes üstte konuşmamızı duyacaktır. İsyancıların telsizleri bağlantımızı yakalayabilir. İsyancılar en küçük sorunumuz. Beni en kısa sürede generale bağlayın. Archer Lima 2, Archer Lima 2. Burası Kamatime, duyuyor musunuz? Archer Lima 2, Archer Lima 2. Burası Kamatime, duyuyor musunuz? Archer Lima 2, Archer Lima 2. Burası Kamatime, duyuyor musunuz? Siz yine askerlerimizsiniz. İnan bana, yardıma ihtiyacımız var. Oh, hadi sert çocuk, neler yapabileceğini göster bakalım. Sana bir şey sormalıyım. Dışarıda o engeli oluşturmak senin fikrin miydi? O çeviriyim. Babaları. Babaları biliyormuş. Babaları üstleri açık demir tozu varillerini devirmiş ve binanın etrafını çevrilmiş. Hayatlarını kurtarmış. Babana ne oldu? Keye vayın olçe. Çok iyi. Hey arkadaşım, iyi misin? Hadi kalk. Ne yapıyorsun? Sen hayalet misin? Aratari. Ya men yetebesere. O kelimeyi söyleme diyor. Ne olduklarını sor. Kaysotu. Biskublenye duş. Kayıp ruhlar. Duşa pokoni. Ölülerin ruhları. Brez miru. Ölümle yaşam arasında mahsur kalmışlar. Ve huzur bulamıyorlarmış. Nasıl olmuş bu? Kakositos godi. Vojna. Savaş yüzünden diyor. Hadi gel, hadi.
Eğer o demir tozunu döken babasıysa bu şeyler hakkında hepimizden daha çok şey biliyor olmalı. Babasının nerede olduğunu sor. Lekko gavarim soçiyatım. Kardeşi Bogdan henüz bilmiyormuş. Yardım çağırmaya gittiğini sanıyormuş. Dışarıda bariyeri yaparken ölmüş. Onu buraya kendi getirmiş. Çok üzüldüm. Tamam mı? Seramik Karo. Babasının demir tozunun Aratare'yi durduracağını nereden bildiğini sor. Hakkında başka ne biliyordu? Bilmiyor. Masarov. Masarov nedir? Diğer. Nehrin ilerisinde bir mahalle. Hepsinin başladığı yer. Aratare ölümleri orada başlamış. Bence helikopterleri buraya indirelim. Bizi bu çatıdan alsınlar ve buradan gidelim. Her yerde telefon hatları var. Helikopterlerin alçaktan ve yavaş uçması lazım. Bu omuzdan atılan bir roket için kolay hedef demektir. Binbaşı, bana da bilgi verir misin? Üsle konuştun mu? Evet. General bizi almaları için helikopter gönderiyor. Tanklarla da iniş alanının güvenliğini sağlayacak. Gün doğarken yaklaşık 800 metre uzaktaki açık bir meydanda olacağız. Bu yaya olarak uzun bir mesafe. 800 metre dayanabilir miyiz? Hem de çocuklarla. Başka seçeneğimiz yok, tamam mı? Tüm yollar ya kapalı ya da mayın döşenmiş. Üstle konuşmak için kuleyi kullandığımız için burada olduğumuzu herkes biliyor. Eğer sen o şeyler sokaktayken yürüyüşe çıkmak istiyorsan hiç çekinme. Benim görmediğim şeylerle savaşmaya niyetim yok, tamam mı? Dışarıdaki o bariyer. Onu da geçmeyi başaracaklar. Sadece bir an meselesi. Anlıyor musun? Tamam, sanki onun şanssızlığı kullanmak zorundayız. Elimizdeki en iyi plan bu. Binbaşı. O meydana ulaşma şansımızı arttırmama ne dersin? Seni dinliyorum. Etrafınıza bakın. Bu binadaki her şey bununla dolu. Demir tozu. Ve demir hipersektralları durduruyor. Kesinlikle. Buharlaştırırsan. Kirli bomba. Bütün gece duyduğum en iyi fikir. Hadi el bombalarını toplayalım. Dışarıdaki gözümüz olacaksın. Kamerayı elinde taşıyabilir misin? Daha iyi bir fikrim var. Bu kamera Morötesi ışığın en uygun dalga boyunu yansıtabiliyor. Tersine çevirebilirsem, parçalardan bazılarının polaritesini tersine çevirirsem, bu kamerayı bir projektör haline getirebilirim. Onları gözlerimizle görmemiz mümkün olur. Bu her şeyi değiştirir. Komoyla konuşabilir miyim? Onlara da kendi ekipmanlarını aynısını yapmayı öğretebilirim. Bizi almaya geldiklerinde onların da ihtiyaçları olacak. Seni üstteki teknisyenle konuştururum. Anlaşıldı. Araçlarına ihtiyaç duyduğun şeylerle donatmaya hazırlar. Talebi tekrar eder misin lütfen? Tamam, evet, doğru. Ama ihtiyacınız olan şey çok kısa dalga boyunda ışık yayabilen bir cihaz. Nasıl bağlamanız gerektiğini söyleyebilirim. Tanka monte edebileceğiniz bir şey var mı?
Diğer tarafta hareketlilik tespit edildi. Çocuklar, hareket var. Size görüyor musunuz? Çocuklar bir saniye çekin. Konvoydan haber var mı? En son bağlantı 50 dakika önceydi. Buluşma noktasına doğru gidiyorlar. İşte geliyorlar. Silahlarınızı alın. Bu binadan 15 saniye içinde çıkıyoruz. Hadi gidelim hadi. Bu buluşma noktasına giden en hızlı yoldu. Neslan Kofoya! Hey, başka bir yol gösterebileceğini söylüyor. Talbot sen Crane'lesin. Diaz sen öndesin. Güvenli duruyor. Gidelim. Sen doğru. Buradan gidin diyorum. Hey! Dikkat edin! Altı önünde! Kımıldayın! Hadi! Kımıldayın! Geliyorlar. Hadi! Onu söylüyor. Olduğundan emin misin? Ayeto pravo meto. Emin olup olmadığını sor. Eminim diyor.
Binbaşı. Bu şey çalışmıyor. Artık göremeyeceğiz. Körüz. Hedeflerimiz bunlar. Koş, 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 koş. Hadi, 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 yürü, çabuk. Yürü, koşun, çabuk. Yürü. Dedi sen.
General Warland. General dinliyorum. Ben Sessions. Evet efendim. Hey, nereye gidiyoruz? Üst o tarafta. Üste gitmiyoruz. Neden? Üst saldırıya uğramış. Hey, sokaklara yayılıyor. Her yerdeler. Bırakın hemen şimdi. Ne utrace? Yebine. Hey. Sontem priyete. İçerisi güvenli diyor. Hey. Yakın kalın. Dur, hey, bana bak. İyi değil. Buraya gel. Nefes alsın. Merak etme. Merak etme. Üste ne oldu? Üste saldırı olmuş. General bizimle burada buluşacak. Peki bu yer ne? Sivil bir sığınmacı barınağı. Ah, bu sığınak 6 metrelik beton ve çelikte korunuyor. Burada güvendiğimiz hiçbir fikrim yok ama yiyecek ve su var. Talbot, sen bulabildiklerini al. Tol, Chen, siz girişe gidin. Bir haberleşme istasyonu var. Ulaşabilecek misiniz? Bakın, diğerleri benimle gelsin. Orası. Neresi? Orası. İşte orası, tamam. Yatağa. Merak etme. Ne oldu? Sorun omzunda. Omzunda bir şarapnel var. Tamam, elbisesini kesmemiz tamam. Gerekecek. Începe terapia în rapen noastră și atârnă-i dozile de saline normală. Foarte bine. Vreți să-i facem și eu niște radiografii? Damar, eu l-ați. Își pierde cunoștința? Nu, dar respiră greu și își pierde tensiunea. Cu senin. Vreau imediat un CT. Şimdi yardımına ihtiyacım var, Sari. Arataray'ı durdurmak için. Babanın bildiklerini öğrenmem lazım. Hikaye değil, Abud. Baba ne iş yapardı? Keramik. Seramik üstüne çalışırmış. Ne üretiyordu? Hikaye değil, Abud. Keramik. Posude. Seramik kaplar. Dinamik keramik ne posude sen Masaro. Masaro için kaplar yapıyormuş. Aratari'nin geldiği elektrik santrali için. Hadi maskeyi takalım. Tamam, onu almamız gerek. Açın! Silahlarınızı indirin. Kaç kişisiniz? Fazla değiliz. Hadi yardım edelim.
O şeyler üstü bastı. Bir dalga gibiydiler. Görünmez. Askerler birdenbire yıkılmaya başladı. Konvansiyonel silahlar işe yaramıyordu. Üssü tahliye etmek için emir istedim. İletişim kanallarımız parazit doluydu. Bu yüzden alabildiğim tüm mühimmatı aldım. Timleri kuzeye, operasyon alanının dışına gönderdim. 5 helikopter ve minimum yakıt bıraktım. 1 müfrezeyle geride kaldım. 240 kişiden 19 kişi kaldık. Umut Akademisi'ne haber verebildin mi? Hayır. Bir kurtarma görevi planlandı mı? Hayır. Moldovalı dost güçlerin telsiz haberleşmelerini dinleyerek yerinizi bulduk. O helikopteri size almaları için gönderdik. Üste dönmeyi deneseydiniz ölmüş olacaktınız. Ülkede kalan son ABD güçleri biz miyiz? Umarım. Peki planımız ne efendim? Buraya yeniden toplanmaya geldik. Bir plan yok. Efendim, en azından girişi güçlendirmemizi öneriyorum. Neyle güçlendireceğiz? Kurtarma ekibi gelinceye neyle kadar dayanmalıyız. Neyle? Oraya ne koyarsan koy, geçeceklerdir. Hayır, biz şansımızı dışarıda o helikopterlerden biriyle denemeliyiz. 20 dakika uçacak yakıt var. O helikopterde sadece o kadar yakıt var, fazla değil. Önemli değil. O helikopterlerde herkes alacak yer yok. Kimlere ayrılıp helikopterleri deneyeceğiz? Peki nereye gideceksin binbaşı? Onlardan kaçamazsın. Onları durduramazsın. Silahların faydasız. Ne olduklarını bile bilmiyoruz. Ne olduklarını biliyorum. Ne olduklarını biliyorum. Ne olduklarını biliyorum. Hayal gördüğümüzü sanıyoruz. Gerçek olamazlar diyoruz ama bizi öldürünce gerçek olduğunu anlıyoruz. Bu bir şey. Işık, gölge ya da beynimizin bir oyunu değil. Duvarlardan geçebiliyor, tamam. Görünür tayfın dışında, tamam. Dokununca öldürüyor, tamam. Comstock. Seramik bir küvetin altındaydı, değil mi? Tank zırhı. Tank zırhını da geçememişti. Abrams tank zırhı. Onun her yeri seramik kaplamadır. Seramiği geçemiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şey doğal olamaz demek. Onu biri yaptı. Bu insan yapımı. Nasıl insan yapımı? Tamam. Katı var. Sıvı var. Gaz var. Lavkaya dönüşebilir, bu suya dönüşebilir. Metaller eriyebilir. Bunlar doğal haller ama doğal olmayan haller de var. Yapay haller, insan yapımı haller. Yoğuşma. Bose-Einstein yoğuşması. Maddenin Ned Bose ve Albert Einstein tarafından öngörülen hali. Çok olağan dışı özellikleri olacaktır. Demir tozu onu yavaşlatır. Seramikten geçemez ama duvardan geçebilir. O kadar soğuktur ki seni dokunur dokunmaz öldürüyor ve burada gördüğümüz her şeyi yapabiliyor. Bose-Einstein yoğuşması yaratmak istiyorsanız güce ihtiyacınız var, hem de çok fazla. Mazarov, elektrik santrali. Evet, Mazarov. Orada üretildiler. Bu ülkenin silah araştırmalarına milyarlar aktardığını söylemiştim. Bu bir silah. Ve ya serbest bırakıldı ya da kaçtı. Ama bu şeyler, Klein, bunlar insana benziyor. Öyle görünüyorlar. Doğru ellerde mermer ve kil de öyle görünür. Şimdi neden insana benzediklerini ben de merak ediyorum. Bunu nasıl yaptıklarını söyleyemem. Ama birinin yaptığını söyleyebilirim. Ve eğer biri bunları yaptıysa dünyanın kurallarından kaçamazlar. Hiçbir şey kaçamaz. Yeni kanunlara ışık tutabilirler. Ve bu kanunları öğrenmek zorundayız. Çünkü bir düzenleri ve bir yapıları var. Ve parçalanabilirler. Her şey parçalanabilir. Bu sadece enerji. Ve ne olduklarını ve özelliklerini bildiğim için doğru silah üretebilirim. Peki ne tür silahlar? Plazma boşaltım silahları. Yoğuşmayı dağıtabilirler. Peki böyle silahları nereden bulmamızı bekliyorsun? Ya bunları bulmayacağız. Biz yapacağız. Neyle yapacağız? Bu sığınakta bulabildiğimiz her şeyle. Elektronik içeren her şeyle, optik, balistik kaplamalar, üstten buraya getirdiğimiz tüm malzemeler. Onları parçalayabiliriz ve ben silah çevirebilirim. O zaman Mazarov'a gidebilir ve bu şeyi daha fazla ileri gitmeden durdurabiliriz. Çünkü durduramazsak yoğuşma yoluna çıkan enerjiyle beslenecek ve büyük bir hızla büyüyecek. Yayılabilecekleri alanın sınırı yok. Eğer durdurmazsak.
yukarıdan havaya izleme dürbünü. Bunu kullanabiliriz. Mercekleri iyidir. Güzel, bu iyi. Bunların yarısı arızalı olarak işaretlenmiş. Bir voltaj meçe bulup test etmeye başlamanı istiyorum. Bu sandığım şey mi? DARPA yükleyicilerinden biri. Harika bir şey. Mekanik bir Rottweiler'a benziyorum. Şuna bak. Rehin birkaç değişiklik yapıyor. Zincirli vinci indirip yerine bir projektör koyuyorlar. Deja vu. Ne atacak bu? Odaklanmış enerji darbesi. Hesaplarım doğruysa yoğuşmayı dağıtması gerek. Mazero. Bölgedeki en büyük elektrik santrali. Ölümlerin başladığı ilk yer. İnsan yapımıysa burada yapılmış. Olmalı. Bu 10 kilometreden yakın demek. Evet, helikopterler ulaşabilir ama bu tek gidiş olur. Buradaki siviller arasında ipucu arıyordum. Masarov hakkında şu bilgilere ulaştım. Son 10 yıl içinde merkezi rejim tarafından birkaç kere yenilenmiş. Her yerinde silah araştırması kokusu var. Tamam, sen ve Klein içeri sıcak timde yer alacaksınız. Bu şeyi nasıl durduracağımızı bulmak sizin göreviniz. Onları başka bir yere çekmeliyiz. Buraya gelmelerini sağlayacağız. Bu arada siz yapıya sızacaksınız ve kaynağı bulacaksınız. Klein'in öngörüsüne göre bu silahların üreteceği enerji yoğunlaşmayı yok etmek için yeterince sıcak olacak. İşe yarayacak mı göreceğiz. Pekala çocuklar. Buraya kadarmış. Son bir sözünüz varsa uygun zaman bu. Şu ana kadar durdurulamaz olan düşmanlara karşı test edilmemiş silahlar kullanacaksınız. Haritalandırılmamış bir bölgeye gireceksiniz. Bu bölgede anlayamayacağınız bazı şeyler göreceksiniz. Düşmanımız günler içinde şehir boyunca yayıldı. Eğer karşı koymazsak ne kadar yayılabileceğini bilmiyoruz. Çoğu insan geleceği değiştirme şansını yakalamaya yaklaşamaz bile. Yer burası. Ve zaman da şimdi. Şüpheniz olmasın. Siz son savunma hattısınız. Hadi yapmaya geldiğimiz şeyi yapalım.
dakika. Spektrallerden biri öldürüldü. Gidebiliriz. Tekrar ediyorum. Tüm birimler gidelim. Neler yapabileceğimizi gösterelim. Hadi. 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 Mızrak ucu bir çiftler indirildi. Mızrak ucu 2 kuzey yarımadaya iniyoruz. Mızrak ucu 3 güney yarımadaya inişe başlıyoruz. Yapılar en azından bir düzine hedef çıkıyor. Hadi inin inin. Şerif. Orada. Çiftler hafif vermeyiz. Kımıldayın! Acele edin! Kımıldayın! Avantajda! Arkada! Arkada! Mızrak Ucu 2 binaya yönelmeni emredildi. İndirme noktasına ilerle. Thank you.
Sessions timden ayrıldık. Hala laboratuvarı bulmaya çalışıyoruz. Onları daha ne kadar oyalarız bilmiyorum. Geliyorlar. Beni duyabiliyor musun? Sessions. Devam etmeliyiz. Artık yaklaşmış olmalıyız. Buraya bak. Boğaz Einstein yavuşması. Şu röntgen filmlerine bak. İnsanları moleküler seviyede tarıyorlarmış. Ve yoğuşmayla oluşturuyorlarmış. Bu bir üretim hattı. Bir tür endüstriyel işlem gibi. Haklıydın. Bu bir silah. Ne olmuş burada? Görünüşe bakılırsa büyük bir arıza. Hücrelerin yarısı kırık ve boş. Yapısal bir sorun serbest kalmalarına sebep olmuş ve Pandora'nın kutusunu açmış olmalı. Şimdi ne olacak? Merkezi rejimin baş araştırma danışmanı. Onları durdurmaya çalışıyormuş. Kontrolünü kaybetmişler. Bunu tercüme edebilir misin? Bu bir acil durum kapatma prosedürü. Bu kelimelerin yarısını ilk kez görüyorum. Ya diğer yarısı? Prosedürü, beyin aktivitesini kesmek için göbek bağlarının bağlantısını kesin diyor. Tamam. Yani tüm bu portları açman gerekiyor. Sonra bu kolu çekip tüm kabloları bırakmanı söylüyor. Ya sonra? Bu onları durduracak. Al bunu. Thank you.
iyiyim. Bitti mi? Bilmiyorum. Evet, iyiyim. Hadi. Çıkış yolunu bulmalıyız. Duyuyor musun? Ne? İşte bu. Sadece insanları taramıyorlarmış. Sadece birer çıktı değiller. Onları kontrol edenler bunlarmış. Bunlar gerçek cesetlerden alınmış. Her biri gerçek bir insandan üretilmiş. Yaşıyorlar mı? Canlı değiller. Ölü de değiller. Arada bir yerde mahsur kalmışlar. Acı çekiyorlar. Nereden biliyorsun? Bu acı. Hissedebildiklerini nereden biliyorsun? İspatlayamam. Bunu yapamam. Belki bilimin cevaplayamayacağı şeyler de vardır. İçin geldik. Bu kanıt. Sen bunun için geldin, unuttun mu? Unuttun mu? O kadar çok insan öldü ki neden olduğunu bilmek istiyorum demiştim. Yeterince gördüm. Büyük resme bakmalısın. Bakıyorum.
Yeni inceleme mi? Masarov santralini en küçük parçasına kadar ayıracaklar. Her şeyi ölçecekler. Yeniden üretmeye başlayacaklar. Sahipliği üstüne kavga edecekler. Yeniden gitmek isteyip istemeyeceğini sormamı istediler. Görmeye geldiğim şeyi gördüm. Durmuyorlar değil mi? Bence durmayı bilmiyorlar. Sana bavulunu açmadan Virginia'ya döneceğini söylemiştim. Bağla. Teşekkür ederim.